Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Refik Er Yılmaz, uluslararası taşımacılık firmalarının sıkıntılarını meclis gündemine taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi sunan CHP Atam Milletvekili Refik Er Yılmaz, 1982 yılında Türkiye-Suriye arasında yapılan ve daha sonraki yıllarda geliştirilip düzenlenen anlaşma gereği karayolu ile taşımacılık mütekabiliyet esaslarına dayandırılmıştır. A2 İlki belgesi sahibi olan 1992 tarihinden günümüze kadar Hatay-Suriye arası taşımacılık yapan firmalar 2012 yılında Cive gözü sınır kapısının can güvenliği nedeniyle kapatılması Karayolu taşımacılığı yapan Türk firmalarının mağduriyetine sebep olmuştur. Diğer yandan Antakya Laskiye güzergahı hem Suriye hem de Türkiye araçlarına açık tutulmuş fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Suriye ticari plakalı araçların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulmuştur. Suriye plakalı araçların tüm bilgi ve belgeleri bilinmeyen sebeplerle Dışişleri Bakanlığı nezdinde aylardır bekletilmektedir. Bu durum Türk firmaları tarafından aylardır gündeme getirilmektedir bekletilen Suriye plakalı araçlara ait bilgi ve belgelerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderilmemesi mütekabiliyet esasları gereği Suriye hükümetinin Türk firmalarının faaliyetlerini durdurabileceği hususunda haklı bir endişe bulunmaktadır. Böyle bir mağduriyetin doğmaması için ilgili bakanlıkların Türk firmalarının bu endişe ve taleplerine kulak vermesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Uluslararası taşımacılık firmalarının sıkıntılarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu önergeyle meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz 1. 1 Ocak 2013 tarihinde Suriye plakalı araçların faaliyetlerinin durdurulma gerekçesi nedir? Bu araçların faaliyetlerinin durdurulması mütekabiliyet esaslarına aykırılık oluşturmuyor mu? 2. Suriye plakalı araçların tüm bilgi ve belgelerin Dışişleri Bakanlığı nezdinde aylardır bekletildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Günümüz itibariyle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kaç Suriye plakalı aracın bilgisi ve belgesi beklemektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderilmemesinin gerekçesi nedir? 3. İlgili bakanlıkların bu uygulamaları karşısında Suriye hükümeti mütekabiliyet esasları gereğince Türk firmalarının faaliyetlerini durdurursa doğacak zararlardan kim ya da kimler sorumlu olacaktır sorularına yanıt aradı.